Hepinize merhabalar. Safiye Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Çikolatalı cheesecake yapımını bu videomda paylaşacağım sizlerle. Öncelikle bu şekilde şöyle bir dilim halinde bir görmenizi istedim. Ardından hızlı bir şekilde tarife geçeceğiz. Tabanından sosuna gerçekten çok özel, oldukça da güzel, lezzetli bir tatlıdır. Şimdi hemen yapımına geçelim. Burada 2 paket bisküvi var. Hangi tür bisküvi olduğunu bilgi kutusuna yazacağım. Bir paketini kakaolu kullandım. Bir paketini ise burçak şeklinde kullandım. Şimdi 100 gram erimiş ve soğumuş tereyağını bisküvilerin üzerine ilave edip tamamen bisküvinin her tarafına tereyağının gelmesini sağlayarak karışımı hazırlıyorum. Kelepçeli kalıbım 26 santim. Bu şekilde yağlı kağıdı kesiyorum. Kelepçeli kalıbı yağlı kağıdın üzerinden kalıbıma tutturuyorum. Ardından bisküvili karışımı bu şekilde kalıbın içine alıyorum. Kaşıkla her yerine bastırarak düzenliyorum. Dümdüz bir görüntü olsun istiyorum. Dilerseniz bardak altıyla da yapabilirsiniz bu işi. Düz bir taban istiyorsanız bu işlemde birazcık özen göstermelisiniz. Evet, şimdi etrafının sararması ve yanmaması için bu şekilde bir folyoyu böyle katlıyorum, çevresine çevreleyeceğim. Bu arada ben bunu buzdolabına kaldırırken fırını 150 dereceye ayarlayıp içine ısıya dayanıklı bir kapta su koyuyorum. Şimdi bunu buzdolabına kaldırdım. 800 gram labneyi karıştırma kabına alıyorum. Hafif suyunu süzdürdüm labnelerin. Birazcık su birikiyor biliyorsunuz içinde. 1 su bardağı şekeri ekleyerek elimle bu şekilde çırpıyorum. Dilerseniz mikser kullanabilirsiniz ama mikser kullandığınızda cheesecake'inizin çatlama ihtimali oluyor. O yüzden ben hep bu şekilde el çırpıcısıyla yapıyorum cheesecake'lerimi. Şeker tamamen eriyince içine 1 paket krema ekliyorum. Kremayla da bir tur karıştırıyorum. Bir paket vanilya ekliyorum. Evet, şimdi nişastasını ekliyorum. 3 yemek kaşığı silme nişasta kullanıyorum. Tepeleme değil, bakın kaşıklarım gayet normal. Dilediğiniz nişastayı kullanabilirsiniz. Buğday ya da mısır nişastası olabilir. Bu şekilde şimdi yumurtaları kıracağım. Yumurtaları karışıma teker teker ekliyorum. Bunu yedirdikten sonra diğer yumurtayı kıracağım. Tamamen homojen bir görüntü olunca diğer yumurtayı kırmış olacağım yani. Üç tane oda ısısında yumurta kullanıyorum. Diğer tüm malzemelerin tabii ki oda ısısında olması çok önemli. Tarifi yaparken bunu mutlaka göz önünde bulundurun. Ve son yumurtamı da ekledim. Yumurtaları ekledikten sonra çok abartı bir şekilde çırpmıyoruz. Çok fazla çırparsanız cheesecake'iniz kabaracaktır. Biz kabarmasını istemiyoruz çünkü. Sadece karışması yeterli. Şimdi buzdolabından kalıbımı aldım. Üzerine labneli karışımımı döküyorum. Fırını açmıştık hatırlarsanız. Fırınımız ısınmakta şu anda. Bu hazırladığınız karışımın çok katı ya da çok sıvı olması cheesecake'inizin kıvamını hiçbir şekilde etkilemez. Bazen çünkü bana soruyorsunuz, sizinki kadar olmadı, kıvamı sizinkinden farklı oldu. Tamamen labnenin, kremanın kıvamlarından kaynaklanıyor. Ben şimdi bunu fırına gönderdim ve çikolatalı sosunu hazırlayalım. Bir paket kremayı ısınma kabına koydum. Ocağın üzerine aldım. 2 paket de çikolatayı hazırladım. Bir paketini bitter, bir paketini sütlü tercih ettim. Kremam ısındı. Hafif kenarlarından kaynamaya başlayınca hepsini tamamen kaynatmıyorum. Kaynatırsak çünkü acımsı bir tat olabilir. Bu şekilde çikolataları koydum.
Şöyle birkaç saniye sonra karıştırmaya başlıyorum. Hazırlıyorum. Bu sosu dilerseniz sütlü tatlılarınızda kullanabilirsiniz, pastalarınızda kullanabilirsiniz. Gayet lezzetli oluyor. Cheesecake'imi fırından nasıl çıkarıyorum? Cheesecake'im fırında piştikten sonra 1 saatin sonunda fırını kapatıyorum. 5 dakika içerisinde kalıyor. Ardından 5. dakikanın sonunda fırının kapağını hafif açıyorum. 7 dakika kadar da o şekilde kalıyor. Daha sonra fırının kapağını tamamen açarak ılıyana kadar fırının içinde bekliyor cheesecake'im. Şimdi ben cheesecake'imi aldım, üzerine sosunu döküyorum. Bu fırından çıkarken ki aşamalar önemli. Birdenbire çıkarırsanız cheesecake'iniz çatlayabilir ısı farkından dolayı. Kademeli olarak soğutuyoruz. Benim şu an cheesecake'im maalesef biraz sıcak, sıcakken çıkardım ama şansım yaver gitti ve çatlamadı. Bir gece buzdolabında beklettim. Oda sıcaklığına geldikten sonra. Şimdi ise cheesecake'imi ertesi gün servise hazır hale getirebilirim. Cheesecake'i yapıldığı gün tüketmenizi pek tavsiye etmiyorum. Çünkü gerçekten lezzeti ve kıvamı tam oturmamış oluyor. Bir gece dolapta beklemesi çok çok yerinde bir karar. Bu şekilde kenarlarına şöyle ince bir yolda bir bıçakla geçiyorum. Ve kalıbı şöyle kelepçesini yavaşça açarak esnetiyorum ve çıkarıyorum. Şimdi burada size bir şey göstereceğim. Bakın bu şekilde kağıtla cheesecake'in arasına şimdi bıçakları takarak ben bu cheesecake'imi tabağa alacağım. Altındaki tabandan ve kağıttan kurtarmış olacağım. Birinci bıçağımı taktım. Şimdi ikinci bıçağımı takıyorum. Bu şekilde cheesecake'imi kaldırıyorum ve servis tabağını almış oluyorum. Hiçbir şekilde kağıtla ve kalıbın kenarıyla uğraşmamış oluyorum. Şimdi süsleme zamanı. Yıkanmış çileklerimi buraya su damlamış. Stretch filmin suyu damladığı için bu şekilde bir görüntü oluşmuş. O görüntüyü de bu çilek süslemesiyle kapatmak istedim. Bu şekilde birazcık da fıstıkla süsleyelim. Sunuma hazır hale getirelim. Tarifimi denerseniz çok çok mutlu olurum. Bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Bıçağı bir kere kullandıktan sonra silerseniz diğer dilimleriniz çok çok daha düzgün ve çok çok daha net çıkacaktır. Kenarında en azından cheesecake kalıntısı kalmamış olarak dilimleyebilirsiniz. Bu şekilde ben ilk dilimi çıkardım. Şimdiden yapacak olanların ellerine sağlık. Hepinize hayırlı bir Ramazan diliyorum. Yepyeni tariflerimde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.